30, 40, 50, 60, 70. 5. 1, 2, 3, 4. 4 yıl. 4. yılımızda eksi 75 kilodayız. Çok kıymetli Erman Beyciğim yanımda 155 kilodan 80 kiloya olan bu eksi 75 kiloluk yolculuğumuzu, kalıcı zayıflamanın püf noktalarını siz dostlarımıza paylaşacağız. Efendim, YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Kıymetli Erman Beyciğimi hepiniz yakından tanıyorsunuz. Her sene biz onunla bir YouTube videosu çekeriz. Evet hocam. Eksi 50, eksi 60, eksi 70 derken artık ideal kilomuza da ulaştık. Artık duralım çok, hocam değil mi? Çok şükür. Artık duralım yani. 80 kilo gayet güzel. İdeal kiloya geldik sayılır. Sağlığınıza kavuştunuz. Ve gerçekten ben sizinle gurur duyuyorum. Yani 4 yıl oldu. Hiç geri kilo almadık. Sıfır. Eksi 75 kilo. İdeal kilomuza da ulaştınız. Ne hissediyorsunuz? Ya vallahi çok mutluyum ya, ne diyeyim ya, bundan 4 sene evvel bana bugünleri bir hocaya söyleseler asla inanmazdım. Ya çok güzel, hayatım komple değişti, yaşam biçimim, beslenme düzenim. Ya inanılmaz bir mutluluk. Ya, sosyal hayatım çok güzel artık. Yani spor yapıyorum, işte yorulmuyorum, güzel besleniyorum, sağlıklı besleniyorum. Görenler tanıyor mu? Artık tanıyorlar 4 sene olunca. Ama bir 2 sene bayağı zorlandım yani. Ne yapıyorlar? İşte, ya, tanımıyor. Hakikaten tanımayanlar oldu. Yani. Gerçekten iş hayatımda da oldu. Yani Erman Bey deyince şaşıranlar oluyordu. Ya Allah, çok güzel bir duygu. Ya. Ama alıştım artık. Aa, biz de sana alıştık artık böyle, evet, görmeye. Şimdi şurada bir 99 rakamı var. Evet. Bunu yaptırdığın gün ben hatırlıyorum da, Erman'cığım birazcık erken davranmıştın demiştim. Hatırlıyor musun? Ama yok, bunu, bu benim... Bunu bir anlatır mısın? Bu benim... Bu bayağı bir 4-5-6 sene öncesinden bir hayalimdi. Yani ulan bir gün mutlaka 2 haneye düşeceğim ve o 99 dövmesini yaptıracağım dedim. Hatta buraya da tarihinde not aldım. Görüyor musunuz? 26.09.2020. 99 kilodayız. 100'ün altına düşüp bu ikili haneleri gördüğümüz gün bugündü. Peki bu ikili haneleri sen en son ne zaman görmüştün? Lise ortaokulda belki de. İşte o zaman boyundum. Peki o zaman şuna şöyle başlayalım. Sevgili Erman'cığım, ilk kilo problemi ne zaman yaşamıştın? Ya işte, doğduğumdan itibaren kilo sorunum olan bir... Yani çocukluğumda da çok kilo sorunum vardı. Gençliğim de öyle geçti. İşte bu orta yaşlarımı sayenizde artık zayıf geçiriyorum. İşte 40 yaşındayım biliyorsunuz. Bundan öncesi işte hep kiloluydu. 35'ten önce, 36'dan önce. Şimdi işte keyfini çıkartıyorum. Yatsa benim şey dedi bir arkadaşım, çok mutlu oldum. Senin doğum tarihin bu aslında dedi. Sen şu an 2 yaşındasın dedi bana. Ay vallahi tüylerim diken diken oldu. Eksi. Sen 2 yaşındasın dedi. Böyle çok anlamlı gelmişti bana. Ya ben işte ikinci bağrımı yaşıyorum şu anda, öyle düşünebilirsin. Seninle gurur duyuyorum. Bu arada hani bana gelene kadar aslında kilo kontrol için birçok yöntem yaptım. Çok çok. Bazen gerçekten hani birebir kiloyla uğraşan bir hekim olduğum için hasta karşıma geliyor ve şöyle, ya o kadar çok şey yaptım ki kilo vermek için şimdiye kadar diyor. Alıp verdiğim kiloları üst üste koysanız doktor hanım belki 1000 kilo olur diyor. Ve artık çok yoruldum, çok usandım, çok bezdim ama bir umut yine de size geldim diyor. Acaba ben başarabilir miyim diyor. Neden olmasın diyorum. Şimdi Erman Bey'in o kadar uzun ve meşakkatli bir yolculuğu var ki aslında kilo vermek için siz mide ameliyatı bile olmuş bir oldum. İnsansınız. Kaç yılıydı mide ameliyatı? 2013 yılında oldum. O zamanlar da 150 kilo falandım. İlk bir ay verdim. Yani 2 ay da verdim, hatta yalan söylemeyecek bir şey yok. Ama orada zaten mecbur veriyorsunuz. Çünkü o ameliyattan sonra sadece sıvı besleniyorsunuz bir ay. İkinci ay yarı sıvı, hani püre gibi şeklinde. Üçüncü aydan sonra katı yemeye başlıyorsunuz. Zaten o süreçte otomatikman gidiyor kilo. Kaç kilo vermiştiniz o zaman? 35 falan vermiştim. 35-40. Bak, mide ameliyatıyla 35 kilo verdim. Benimle 75 kilo, evet, verdin. Arada bayağı bir fark var. Valla mide ameliyatını işte bile solladık yani, hani bakarsan. Mide ameliyattan sonra da ben iki haneye düşemedim ki hiçbir zaman. Evet, 114 kilo mu? 115 kilo bile olmuştum. Mide ameliyatında bile iki haneyi göremedik. Gerçekten senin doğduğun gün bugün oldu. Evet, eksi 99 kilolardı. Yani işte dediğin gibi ondan sonra zaten bir sene sonra tekrar geri almaya başladım. Şimdi mide küçük olunca tabii doğal olarak yiyemiyorsunuz. O da bir işe yarıyor ama mide zamanla büyüdüğünü hissediyorsunuz yani. Bilmiyorum tıp ben doğru mu, siz doktorsunuz ama evet, midem genişledi gibi. Çünkü eskiden yiyemediğim şeyleri şimdi çok rahat yiyebiliyorum. Yemek yerken su içemezken, ayran içemezken şimdi onları falan içebiliyorum yani mesela rahat rahat.
Demek ki midem büyüdü. Yani evet. Daha da ağacım arttı. Ama olsun ya, işte artık istediği daha büyük olsun değil mi? Değil mi? Sen bunu yönetebiliyorsun. Yani mideyi kestiler ama beyni değiştirmediler. Aynen. Biz ne yaptık? Beyni ve yaşam tarzını değiştirdik. İşte ben bu sözlere eskiden çok inanmazdım böyle. Gerçekten vallahi mi? Vallahi inanmazdım ama sizin de gerçek oldu. Çok şükür. Ne diyor? Ben de inanmazdım. Beyin değişir, yaşam tarzı değişir. Şimdi neleri değiştirdin sevgili Armağan'cığım? Birçok kez biz bunu paylaşıyoruz. O benim çok kıymetli hastam. Ya artık kardeşim diyorum. Ben onun ablasıyım. Bu kadar yakınız birbirimize. Ve seni her gördüğümde ya bu kelimelerle anlatılamayacak kadar derin bir duygu aslında. O kadar mutlu oluyorum ki. Siz bir mezun olmuş öğrencinin öğretmeni gibiyorsunuz şu anda işte. Evet, ben öğretmenim aslında. Ya evet. Ya vallahi Allah'ım size bir şans olarak gönderdim bana. Bizim hikayemiz var zaten biliyorsunuz, onu izleyenler bilir. Unutmuşlardır, bir daha anlatalım. Bizim bir hikayemiz var. Biz aynı binaya tesadüfen taşındık. Yoksa ben hani arayıp Ayça Hanım'ı bulmadım ya da özellikle gitmedim. Ayça Hocam benim kafama geldi. Görüyorsunuz işte, iyi olacak hastanın ayağına, doktor ayağına gelirmiş. Benim muayenehanem bir üst sokaktaydı aslında buraya taşınmadan önce. Böyle gelip geçerken dedim ki ya buranın da ulaşımı çok kolaymış. Öbür tarafın biraz zor oluyordu. Otopark sorunu falan da vardı. Bari biz buraya taşınalım dedik ve biz Armağan Bey'le komşu olduk. Ama sen bana hemen gelmedin anladığım evet, kadarıyla. Evet, bir 6-7 ay daha beklemiştim. Evet, neden? Bilmem hiç, evet artık kırılmıştık zaten, olmaz diye bu işte hiç şey yapmadım. Annem biraz baskı yaptı sağ olsun, onun çok emeği var bu işte. Muhteşem bir annesi var. Sevgi Hanım, size kocaman selam gönderiyorum. Sevgi Hanım, Armağan Bey ve ben üçümüzün tanışmasını hatırlıyorum. 2018 miydi, 2019 muydu 19, acaba? 19, pandeminin bir iki ay öncesi. Öncesiydi değil mi? Bir iki ay öncesiydi. Böyle pek benimle göz teması kurmuyordun. Geldik gene ama bakayım olacak mı falan diye düşünüyordun. Ya umutsuz gelmiştim. Şimdi şöyle bir durum var. Bu yani kilolu olan insanlar bilir bunu. Ben de o zaman da öyle hissediyordum. Hep şey beklersin böyle. Bir sihirli değnek olsun da böyle işte 3 ayda 50 kilo vereyim. Ya bu mümkün olmuyor yani. Oluyor, belki olur. Hani ameliyattan sonra veriyorsun ama çabuk kilo vermenin de geri dönüşümü çok daha kolay oluyor. Bunu zaten hep yaşadım ben zaten hayatım boyunca. Verdiğim zaman da 30 kilo da verdim. 2 ay sonra geri aldım yani. Ya bu şimdi çok klasik bir cümle ama yani insanlardan inanmayacak bana da hakikaten beslenme düzenini değiştirmek lazım. Evet, hakikaten bunun... değiştir ve biz bunu başardık. Bak 4 yılda eksi 75 kilodayız. Çok üzülürüm. Şey düşünmesin insanlar, hani bu çocuk hiçbir yemiyor. Ben yiyorum da aynı zamanda. Söyle bakalım, bir anlat. Kamera senin. Ne yapıyorsun? Bak, bizi seyreden binlerce dostumuz var. Bu problemi yaşayan milyonlarca insan var. Biz bir yola çıktık ve bunu başardık. Belki buradaki bir cümle bizi izleyen birinin bütün hayatını değiştirebilir. Sen bir anlatır mısın? Yani kamera senin olsun, sen anlat. Şimdi şöyle, mesela ben geçen sene tatile gittim. O zaman da zaten zayıflamıştım zaten. Hatta içimden korkuyordum böyle, acaba yer miyim falan. Ya oğlum dedim, yesen ne olacak ki dedim. Gelirsin, düzeltirsin 7 kiloyu yani. Ya da biraz daha dikkat edersin. Bir hafta gene diyeti uygularsın, o işte kalsiyum diyeti yaparsın, işte sayarak beslenirsin falan. Yani gene eski kilonu düşersin dedim. Orada da çok dikkatli de pizza da yedim. Patates cipsi de yedim. Ya abartmadım tabii ki. Eskiden nasıl yiyordun? Ya eskiden mesela bir yuvarlak pizza yerken orada bir dilim pizza yedim mesela. O gün bir pizza geldiğinde ortama. Ama bir lokması da aynıymış, 10 lokması aslında da aynıymış. Aynı. Yani değil mi? Maksat işte bu nefsinizi biraz köreltmek. Bir de gözüm açtı eskiden çok. Artık göz açtığım da kalmadı. Aslında bu nasıl bir şey biliyor musun sevgili Armağan'cığım? Bizim vücudumuz büyüdükçe enerji ihtiyacımız artıyor ve daha çok yeme isteği duyuyoruz. Vücudumuz küçüldükçe de aslında daha az enerji ihtiyacımız oluyor. Ve yediğimiz yiyecekler gözümüzde daha çokmuş gibi geliyor bir noktada. Yani bu eskiden oturup 3 pizza yerken şimdi bir dilim pizzayla sofradan kalkabilmek çok büyük bir başarı. 3 pizza derken 3 dilim değil değil mi? Yok, ben komple bir yuvarlak büyük pizza yiyordum. Eskiden büyük bir pizza yerken ben 3 dilim diyordum. Şimdi bir dilim, iki dilimle kalkabiliyorsun. Ben şimdi isim verelim bilmiyorum. Beşiktaş'ın Facebook mağazası var ya mesela. Oradan menü söylüyorum. Yanında ekstra daha bir menü hamburger daha söylüyordum mesela. Yani üstüne bir de milkshake falan tatlı matlı yani. Şimdi Ayça ablanın sağlıklı mutfağıyla bizim sayarak beslen mutfağı da kendisi bizim komşumuz olduğu için. Biraz o konuda da avantajım var işte. Evet. Ama kendim de yemek yapmayı öğreniyorum şimdi. Hani sonuçta hayatım boyunca ben yaşayacağım yani. Bir de tek yaşıyorum biliyorsunuz. Hiç yemek yapmazdım ben. Hep dışarıdan pide, lahmacun, döner, işte
Zaten onlar benim tek yaşamdaki o kilo almamdaki sebepler de onlardır genelde. Bir de gece yemek yemem diye. Gece yemek. Neler yiyordun gece? Ben 4 senedir ya iddialı konuşuyorum. 4 senedir saat 19'dan beri yemek yemedim. Siz de bunu yapacaksınız. Ermancığım 4. yılında -75 kiloda ve diyor ki 4 yıldır akşam 19'dan sonra hiçbir şey yemedim. Bu gerçekten yani hani değiştirmek denilen şey bu. Sürdürmek denilen şey bu. Kafaya koymak denilen şey bu aslında. Yani dediğim gibi yesem de bir gün mesela sosyal hayatımız var hepimizin tabii ki. Bir kebapçıya gidiyorsunuz, bir balıkçıya gidiyorsunuz hafta sonları bir arkadaşlarınızla, ailenizle. Ben yiyorum orada da gayet yani işte o çıtır ekmeğini de yiyorum, kebapçı gittiğimde etimi de yiyorum işte. Ama ne oluyor? Mesela tartılıyorum tabii. Ondan merak ediyorum, dayanamıyorum. Mesela bir kilo, 1,5 kilo almışım mesela bir gün sonra da. Hemen diyorum bir kalsiyum diyeti. Sebze besleneyim bugün. İkinci günde gene sayarak beslenmeye devam ediyorum. Üçüncü gün zaten gene vermiş oluyorum yani. Ya işte çünkü kendinden özür dilemeyi başarıyor. Ama eskiden diyet yaparken değil mi gidiyordun. Ay ben onu yemeyeyim diyet bozulacak, bunu yemeyeyim diyet bozulacak mutsuz oluyordun. Yerken de mutsuz oluyordun, diyet yaparken de mutsuz oluyordun ama şimdi... Diyet yapanlar bilir o yemek yedikten sonra, bozduktan sonra o pişmanlığı yaşamak kadar dünyanın en kötü şeyidir o ya. Ya. Böyle diyet yapıyorsun. Mesela ben şimdi 5-6 kilo alsam mesela Allah korusun, vallahi çok kötü olurum. Ya onu bildiğim için zaten böyle hem dikkatli alıyorum hem de beslenme düzenimi düzelttim işte. Bir de burada aslında çok önemli bir şey söyledin. Tartıya çıkıp bakıyorum dedin. Yani bir yemeği yedikten sonra benim vücuduma ne olduğunu dikkat ediyorum. Eskiden hiç tartıya çıkar mıydın? Ya çıkardım da böyle arada bir çıkardım. Böyle 140'ı gördüm mutlu olurdum bayağı. Düşünün yani. Gerçekten evet. Mi? Aa diyorum bak 140'ı geçmemişim diyorum ne kadar iyi diyorum. Kendimizi kandırıyorduk işte yani. Ama şimdi 80 kiloda. Ya mucize gibi bir şey ya. Ben şimdi o günleri hatırladıkça yani biraz kötü oldu. Gerçekten mucize gibi bir şey yani. Canımsın, canımsın. Bir de bir spora başladı sormayın. Bir kaslar maslar oldu. Hiç ya, öyle bir sarkmaların da olmadı maşallah. Çok az biraz göbeğimde bir şeyler oldu ama onları da düzeltmeye çalışıyorum. Bakalım ama -75 kiloda hani ya böyle ciddi cerrahi yani gerektirecek bir sarkmamız da yok. Ya yok hiç şey, ameliyat olacak bir duruma gelmedi. Yok ben Instagram'dan yakından takip ediyorum seni. Bakıyorum bak bir gözüm hep hastalarımın üzerinde olur. Bakayım ne yapıyorlar diye. Vallahi, o da alışkanlık sonra oldu. Bir de kilo verince, fizik verince mesela ben ya iki basamak merdiven çıkayım nefes nefese kalıyordum. Yani hakikaten böyle sanki böyle ölecek gibi oluyordum. Şimdi gayet rahat 5-6 kat çıkıyorum. Gene bana mısın demiyor yani. Evet bana geldi ben hatırlıyorum. Tansiyon vardı. Karaciğer yağlanmaları vardı. Gizli şeker vardı. Yok hipertansiyon yok hipertansiyon. Vardı. Her şey vardı neredeyse. Bir sürü ilaçlar kullanıyordun şimdi. İki tane hap kullanıyorum. 6 haptan 2 haba düştüm. 6 bir tanesi zaten vitamin abi. Evet. Tansiyonu, mansiyonu hepsini tarihe gömdük. Peki sevgili Erman'cığım, mesela 140-150'li kilolardaki hayatınla şu andaki hayatını karşılaştırdığımızda en çok nede mutlu oluyorsun? Alışveriş yaparken çok mutlu oluyorum mesela. Ya bu şey, bilmiyorum marka söylemeyeyim de bir tane marka var bu. Genelde büyük beden satıyor. Oradan başka yerden alışveriş yapamıyordum zaten. Şimdi onu giyiyorum oluyor. Bunu giyiyorum oluyor. İşte medium alıyorum. Sen şey diyor ben X large istiyorum ve beyefendi size medium olur dediği zaman şok oluyorum mesela. Allah Allah diyorum bana medium olur mu ya diyordum mesela. İşte onlara da alıştım. Bu ilk seneler oldu zevkten sonra. Ya bu mesela çok keyifli bir şey. Evet. Alışveriş. Kıyafete bak. Böyle. Yani işte ya kotlarımı katlarken bile ulan bunu ben mi giyiyorum diyorum ya. Yani böyle incecik bacak şeyi var falan böyle. Allah Allah diyorum. Ütüye ben bazen kendim bekar yaşıyorum biliyorsunuz. Evet. Ütü yapmak zorunda kalıyorum. Böyle şaşırıyorum yani ütüledik şeyleri görünce. Yoksa çarşaf gibi biliyorsunuz benim bir programda pantolonumu getirmişim. Sizin ikimizi aynı kaplıyorum böyle. İkimiz ancak içine giriyorduk. Şimdi gördüğünüz evet. Gibi kalem gibi. Takım elbise. Gerçekten 4. yılımızda -75 kilodan seni böyle görmek. Alışveriş dedik hocam. Başka? Siz sosyal hayat. Özel hayat, beğeniliyorsunuz, kendinize özgüven geliyor. Bu tabii özgüven demek şımarmak anlamına gelmiyor da. Yani işte o hayatı da değişiyor. Zaten benim hiç mesela gönül ilişkim o zamanlar hiç yoktu. Doğal olarak yani hakkı veriyorum da yani. Niye istersin ki değil mi bir bayan? Yani işte
Şimdi onun keyfini çıkartıyorum. İşte yani dediğim gibi kişi varımızı yaşıyoruz. Yani. Evet. Ama işte burada şey de çok önemli. Yani her ne kadar beden önemliyse de ruh daha önemli. Ruhsal olarak insanın kendini iyi hissetmesi. Sen belki de kötü hissettiğin için aslında. Hani dedin ya niye beğensin ki? Neden beğenmesin? Ben tabii çok kilo problemi yaşayan insanlarla çalıştığım için böyle bir düşünce oluyor. Ya ben çok kiloluyum. Beni niye beğensinler ki? Aslında karşıdaki insan sadece beden için değil, ruh ve enerji için karşısındaki insanı beğeniyor. Ama kişi kilolu olduğu zaman kendi enerjisi düşük olduğu için ve kendini beğenmediği için belki de karşıya bunu yansıtamadığı için. Mesela tanısa sevecek mesela, evet. Ama tanıma fırsat olmuyor çünkü yani fiziksel olarak bir etkilenme olmuyor. Ön yargı oluşuyor. Belki çok mesela muhabbeti çok iyidir, temiz kalplidir, belki aşık olacak ama yani o işte o ön yargı kırılamıyor orada. Ne yazık ki. Ama bütün ön yargıları kıracağız artık. İnsanların ruhuna bakacağız. Efendim Erman'cığım böyle kiloları bunu verdin. İnsanlar yanlış anlamasın. Şimdi hani kilo vermişsin zaten. Şimdi bunu konuşursun tabii diyorlar. Diyebilirler mesela ama yok ben hakikaten kilolu bir insan gördüğüm zaman üzülüyorum. Ya ben onun neler yaşadığını çok iyi biliyorum çünkü. İçinden neler yaşadığını. Hatta böyle gözümü kaçırıyorum falan hani yanlış anlamasın diye. O yüzden yani insanlar kilo vermeli mutluluğunu yaşasınlar yani mutlaka bu şeyi düzelsinler artık. Zaman var yani 50 yaşında da olsanız ya verin. Benim babam 20 kilo verdi. Benden sonra. Evet. Benim babam 67 yaşında mesela. Nasıl? O bile çok mutlu oldu yani şu anda. Ya. Ya kilo aslında hani baktığımızda vücutta tam 236 tane hastalığın birebir nedeni. Yani bugün eklemler, karaciğer, kalp, psikolojik durum, omurga, gece uykuların, dediğin gibi yaş kaç olursa olsun. Hele hele ben hani şunu da görüyorum, 60'lı yaşlardan sonra kilo vermek daha kolay biliyor musun? Bazen hasta geliyor buraya diyor ki hocam yaş 70 iş bitmiş benden de bir şey olur mu ki diyor. Bak diyorum sen ne kadar güzel kilo vereceksin kendin bile anlayamayacaksın. Ve bir bakıyoruz 30 kilo 40 kilo vermişiz. Diyor ki hiç hareket etmeden hiç evden çıkmadan ben bunu nasıl yaptım? Yapabilirsin yeter ki iste yeter ki kendine bir hedef koy ve ben bunu yapabilirim cümlesini kullanmak lazım. Ki benim başladığım dönem biliyorsunuz bir ay sonra Covid çıktı. Evet. Karantina başladı. Evet. Bütün gün evdesin, ben de tek evden çalışıyorsunuz falan. Dışarı çıkamıyorsun, hareket edemiyorsun. Vakit geçiremiyorsun, en azından yemek yap aklınızda. Zordu ya, çok zor. Hele o pandemi dönemi, evde ya karantina dönemi çok zordu ya. Oldu ama işte mucize gerçekleşti. Burada bir mucize var. Bir mucize var. Artık sevinç gözyaşları dökmemizin zamanı geldi sevgili Erman'cığım. Valla onu döktüm artık ya, yavaş yavaş alışıyorum yine hayatıma ya. Valla iyiyim ya, gayet mutluyum. Keyfi çıkartıyorum dediğim gibi işte. Allah herkese nasip etsin inşallah. Amin amin. Biz bu videoları niye çekiyoruz? Sakın umutsuzluğa yani. Kapılmayın. İlham olsun. Gerçekten bu insan çok acıtan bir hastalık. Bir tedavisi var ama tedavisi için lütfen sağlığınızı kaybetmeyin. Çektiğimiz videolarla, paylaşımlarla, yazdığımız kitaplarla her zaman yanınızdayız. Bir abla olarak, teyze olarak, kardeş olarak, dost olarak, doktorunuz olarak ben her zaman yanınızdayım. Ermancığımız da kardeşimiz olarak her zaman yanınızda. Her tür videomuzda yılda bir kez böyle buluşuyoruz. Bu sene nasıldı Ermancığım diyerek tekrar bir video çekiyoruz. İnşallah nasip olur. Önümüzdeki seneler hep çekeriz hocam. İnşallah. Belki 100 yaşında bile çekeriz. Ben o zaman ne olurum? Erman ben şimdi 100 yaşına geldim. Nasıl gidiyor diyerek. Ya vallahi siz o yaşta biraz zayıflatırsınız ya. İnşallah. Vallahi eminim. Allah hepimize sağlık versin, sıhhat versin, huzur versin. Birlikteliğimizi ve beraberliğimizi hep daim etsin inşallah diyelim. Güzel ülkemizin güzel insanları. Paylaşmalara doyamadık. Erman'cığım söylemek istediğin bir şey var mı? Ya inşallah bu çekimler bir işe yarıyordur. Birkaç kişinin de fikrini değiştirsek. Ne mutlu bize yani. Herkes zayıf olsun. Dünya zayıf olsun. Dünya zayıf olsun, sağlıklı olsun, doğru beslensin. Şu cümlemizi, klasik cümlemizi söyleyelim mi hocam? Söyleyelim. Gerçi o benim lafım değil. Galiba sizin bir hastanızın lafıydı o. Hangisi? İşte dünyanın en güzel yemeği bile zayıf olmak kadar güzel değildir diye bir cümle var. Evet. Bu benim bir hastamın cümlesiydi. Diyordu ki, dünyanın en güzel yemeği bile sağlıklı bedende olmak kadar, zayıf olmak kadar güzel değil doktor hanım diyordu ve yiyecekleri, böyle kötü yiyecekleri hemen reddedebiliyordu. İşte her şey beyinde bitiyor. Beyni değiştirmek lazım. Kilo vermek adına yapılan yanlış cerrahi ameliyatlar, indikasyonu olmayan ameliyatlar, ilaçlar,
çok düşük kalorili diyetler, insanı canından bezdiren yöntemler kısa vadede umut olsa bile uzun vadede ne yazık ki kiloların tekrar tekrar ortaya çıkmasına neden oluyor. Önemli olan kalıcı, sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliğidir efendim. Biz kalıcı zayıflamayı başardık. Püf noktalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Lütfen bizi takipte kalınız. İzlemeye devam ediniz. YouTube'umuza böyle abone olunuz. Yorumlarınızı, önerilerinizi yazınız. Sizleri çok çok seviyoruz. Paylaşmalara hiç doyamıyoruz. Şu kadarcık bir faydamız oluyorsa buralardan sizlere ne mutlu bize diyelim. Aynen, ne mutlu bize inşallah. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Seneye Erman'cığım yeni videonla bütün Türkiye seni bekliyor ona göre. Seneye Haziran'da buradayız. Seneye Haziran'da inşallah buradayız. Bugünlük bizden bu kadar.